Evet arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bundan 2 gün önce fırtına oldu. Şu an ayın 28, 28 Ocak. Maalesef ki bu fırtınada da komşumun güneş enerji panelinin camı şu şekilde kırıldı. Komşumun diyorum çünkü benim terasımdan kopan bir parça uçarak buraya geliyor ve komşumun güneş panelinin camını kırdı. Dün burayı temizledik. Şimdi de ustalarımız geliyor. Bunun camını değiştireceğiz. Cam değiştirirken de hep beraber size cam nasıl değiştirilecek onu göstermek istedim. 26 Ocak 2021'de oldu fırtına. Haberlerde görmüşsünüzdür. Bursa'da falan uçmadık çatı kalmadı. Bugün güneş enerjimizin camını değiştireceğiz. Tamam. İki tane mi cam? Yok, bir tane. Birisi kırık. Evet, ustalarımız geldi. Ben de belim ağrıttım. Evet. Yıldıray ustamız geldi. Evet. Yıldıray ustamız da Armut alanda, Marmaris Armut alanda güneş enerji tesisat, yıldırım güneş enerjisi, su arıtma sistemleri. Bu şekilde herkese yardımcı oluyoruz. Evet. Sağ olsun bizi de kırmadı. Aradık telefonla. Fiyat konusunda da yardımcı olur. Gece gör ki. Evet, şimdi üstteki çıtayı söküyoruz. Evet. Ben bir daha alayım. Evet, şimdi dış çerçeveyi söküp şu şekilde söküyoruz çerçeveyi. Havada sabahtan biraz yağmurluydu, maşallah şimdi güneş açtı. Dikkatli bir şekilde lastikle beraber çerçeveyi çıkarıyoruz. İçeride kalan biraz cam kırıkları vardı. Onları temizliyoruz. Evet. Temizliğimizi yaptık. Çıtalarımız söküldü kenardaki. Camımızı yerine yerleştireceğiz.
Camın ölçüleri kaça kaç Yıldıray Usta? 194'e 95. 194'e 95 oluyormuş bu güneş enerjisinin panelleri. Normal 4 milimlik cam galiba değil mi usta? He, 4 milimlik. 4 milimlik cam. Yani cam normal cam değil. Yani kesin yapılmıyor burada. Nasıl usta? Bunların kesimleri burada yapılmıyor. He. Bunların kesimleri burada yapılmıyor diyor. Hani camcılar kesemiyordu. Normal özel kesilmiş camlar diyor. Evet, camımızı yerleştirdik. Kenarlarında lastiği vardı. Ama tabii şimdi lastiği takıyorlar ama lastiği takmadan önce oturttuk şimdi yerine. Camımız burada. Altta bazen açılan yerler vardı. Onları da sprey boyayla boyadık. Yani normal şu bildiğimiz aksel sprey boyalarla siyahıyla, mat siyahla boyadık. Daha iyi ısıtması için. Şimdi camı yerleştirdikten sonra üstüne lastiği takıyoruz. Üstüne çerçevesini taktıktan sonra işimiz bitmiş olacak. Güneş enerjimiz eski model bir güneş enerjisi. Yeni sistemlerden değil. Camın sabit kalmasın üstteki vidalarımızı, çıtaları takıp vidalayacağız. Evet arkadaşlar, camımızın montajını yaptık. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün size güneş enerji panelinin camının nasıl değiştiğini gösterdik. Ustalarımız yardımcı oldu, sağ olsunlar. İki gün önceki fırtınada çatıdan kopan bir parçadan dolayı güneş panelimizin camı kırılmıştı. Camı değiştirdik. Altta hafif boyası kalkan yerler vardı. Onları sprey boyayla yaptık. Camımızı taktık. Şu anda eski çalışır durumuna getirdik. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herhangi bir yorumunuz olursa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.